hafta sonları sevgili Beyaz TV izleyenleri bugün Elif Melek'le baştan başa da yeniden bir bölümde daha sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz efendim. Bugünkü konuğum gıda yüksek mühendisi, arı ürünleri uzmanı Doktor Aslı Elif Tanuğur Samancı bizlerle olacak. Arı ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerinden bahsedecek. Tabii ki biliyorsunuz arılardan baldan gelen sayısız mucizeler ve sağlık üzerine pozitif etkiler bulunuyor. Hepsini tek tek detaylandıracağız. Öncesinde de ben sizlere Nutrasotiklerden bahsedeceğim. Aslında kulağa çok farklı geliyor değil mi? Nutrasotik ne demek, neleri içerir, sağlık üzerindeki etkileri nelerdir bunları değerlendireceğiz. Hemen başlayalım o halde konuğumuz gelene kadar. Nutrasotik dediğimiz zaman beslenme ve farmasötik kelimelerinin aslında bir arada olduğunu görüyoruz ve iki özelliğin birleştiğini görüyoruz. Yani besinlerin iyileştirici etkisinden bahseder nutrasotikler. Nedir bunlar? Bazı bitkilerden izole edilen karışımlar, bazı saf bileşenler, tahıllar, baharatlar, çeşneler ve bazı besinlerin ana bileşenleri gibi sayabiliriz bunları. Tabii ki bazı nutrosotikler kilo kaybında da etkili, bağışıklığın güçlendirilmesinde de etkili, efendim çeşitli sağlık sorunlarının e, gelişimini belki biraz daha ertelemeye veya oluşmasını engellemeye yardımcı olabilir diyebiliriz bu noktada. Özellikle kilo kaybında etkili olan nutrosotik bileşenleri konuşacak olursak Mesela kapya biber. Yeşil çay. Yeşil çayı neredeyse her beslenme programında görüyoruz öyle değil mi? Aynı zamanda beyaz çay da bu gruba dahil. Dolayısıyla bu ikisinin e, ciddi anlamda bir kilo vermeye destek olduğunu söyleyebiliriz. Kahve içerisinde bulunan kafeinle birlikte yine bizim kilo kaybımızı destekliyor. Resveratrol en güçlü ve kalbi koruyan bileşen neyde bulunuyor? Siyah üzümde bulunuyor ve iyi bir nütrosotik. Elkarnetin, beyaz barbunya, konjigölinelik asit ve zerdeçalın yapısında bulunan kuru kurkumin. Zerdeçalı aslında eğer safra rahatsızlığınız yoksa veya herhangi bir eminim bozukluğunuz yoksa bütün yiyeceklerinizin içinde aslında günlük yarım çay kaşığı kadar koyabilirsiniz. Beraberinde karabiber de eklerseniz zerdeçal ve karabiber yağ yakımını hızlandırıcı ve güçlü antikanserojen etki göstermeye yardımcıdır. Aynı zamanda zerdeçalın içindeki kurkumin aktifleşebilmek için bir miktar yağ ve karabibere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bunu... Kefirle, Sütle, yoğurtla, ayranla karıştırmak yine besleyici özelliklerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bir diğer bileşenimiz de zeytinyağı. Biliyorsunuz zeytinyağının içerisinde çok güçlü polifenoller var ve bu polifenoller bize neyi sağlıyor? Hem tip 2 diyabete karşı korunmayı, hem obeziteyi geriletmeyi, aynı zamanda da insülin direncini yenebilmeyi destekliyor ve dolayısıyla birçok kronik hastalığın gelişebilmesini engellerken aynı zamanda da kalp sağlığı üzerine birçok pozitif etkisi bulunuyor. Diğer nutrosotik farklı etkilerine bakacak olursak mesela fenolik bileşenlerden çok fazla bahsediyoruz öyle değil mi? Fenolik bileşenler meyve ve sebzelerde bulunur efendim yeşil çayda beyaz çayda bulunur kahvede bir miktar bulunabilir dolayısıyla bu fenolik bileşenler aslında antiviral antimikrobiyal birçok etkiye de sahiptir ve yine antiinflamatuar ve immün modülatör yani bağışıklık güçlendirici etkilere de sahiptir. O yüzden beslenmemize dönüp baktığımızda hani deriz ya vücudumuza ne kadar faydalı veya vücudumuza ne kadar iyi gıdalar alıyoruz bu noktada nütrosotikler sanki birer fonksiyonel besinmiş gibi bize destekleyici etkilerde bulunuyor. Yani salatalara bir miktar zeytinyağı eklemek efendim Probiyotikleri hayatımıza katmak, günde iki kupa yeşil çay içmek, bir kupa kahveye yer açmak, balık tüketimini artırmak aslında besinlerin besleyici ve e, terapötik etkilerini daha fazla almamıza yardımcı olur. Bunlardan bir başkası ise diyet lifi. Diyet lifi de aslında nütrosotik yani fonksiyonel özellik gösteren farklı bir bileşendir. Ne yapar lifler? Günlük yetişkinlerin ortalama alması gereken 25-35 gram kadar diyet posası vardır. Ve bunlar genelde çözünür çözünmez olarak ayrılırken meyve sebzelerde, koyu yeşil yapraklı bitkilerde, efendim kepeğe ayrılmamış tahıllarda ve tam tahıl ürünlerinde sıklıkla bulunur. Dolayısıyla günlük posa alımı önerilerin altına düştüğünde başta kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskimiz artıyor. Eğer insülin direnciniz varsa ...kolesterol seviyeniz yüksekse buna bağlı olarak obezite de geliştiriyorsanız... ...acilen nütrosotik gıdaları hayatınıza yerleştirin ve bunlara yer açın. Besinlerin pişirilmesi ve hazırlanması da tabii ki besinlerin e, besleyici özelliklerini etkiliyor. Misal balığı kızartarak tüketmek maalesef besleyici özelliklerini kaybetmemize neden oluyor. O yüzden ne yapmalı? Biraz daha suda haşlama yöntemi veya fırınlama yöntemi kullanılabilir. Aynı zamanda balıktaki omega 3'ü daha iyi alabilmek için... C vitamini kaynaklarına da yer açılabilir. Mesela bir miktar defne yaprağı, bir miktar balık yanında limon kullanılabilir. Kapya biber eklenebilir. Dolayısıyla bunlar da bu besleyici özellikleri artırmaya yardımcı. Tüm bunların dışında su tüketimi de yine vücudumuzun arınması için çok önemli bir noktadır. Fonksiyonel gıdaların, fonksiyonel besinlerin en iyi şekilde etki gösterebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Aslında diğer besinlerin dengesinde doğru ku kurmamız gerekiyor. Çok fazla enerji içeren, yüksek yağlı, şeker oranı yüksek gıdaları fazla tüketmek bağırsak emilimini de bazen olumsuz etkileyebilir. O yüzden her gıdadan herkesin eşit oranda emilim sağlaması da pek mümkün olmayabilir. O yüzden diğer besinleri mesela asitli gazlı içecekleri çok fazla tüketirken bir yandan da nütrosotik gıdaları almak belki dengeleyici olabilir ama o asitli ve gazlı içeceği de tamamen ortadan kaldırırsanız asıl sağlıklı beslenme kuranını bu zamanda uygulamış olursunuz. Tüm bunların dışında genel beslenme önerilerini yapıyoruz fakat bunlar biliyorsunuz kişiye özeldir. Dolayısıyla kişiye özel beslenme rutinlerinizi oluşturabilmek için öncelikle kendinizi tanımalı, bir beslenme uzmanını tanıtmalı ve vücut analizinizle birlikte hedefe yaklaşmalısınız. Eğer kilonuz Belirlenen sınırların çok çok üzerine gelmeye başladıysa artık kırmızı alarmlar çalmaya başlasın ve bu mevcuttaki kilonuza alışmayın. Mümkün oldukça sağlıklı, iyi bir beslenme kaliteniz olsun. Bu da toplumun sağlığını etkileyen yegane faktörlerdendir. Kiloyu kendinize normalleştirmeyin.